Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size küpelileri göstermek istedim. Yani gelişim durumlarını göstereceğim arkadaşlar. Bakın, bol yapraklar içinde. Kırmızıydı kışın. Kıpkırmızıydı dalları. Bakın arkadaşlar, açıldı. Rüzgarlı yere koydum bunları, bitlenmesinler diye. Bakın arkadaşlar, rüzgarı sevdiği için bol da tomurcuk veriyor arkadaşlar. Bakın. Tomurcuklar içinde. Çok güzel. Gelişim durumu şimdilik güzel gidiyor. Toprağını değiştirdim. Yanmış koyun gübresi de koydum toprağına. Çünkü küpeliler seviyor koyun gübresini. Sardunyalar gibi. Bakın arkadaşlar. Bunun toprağı, bahçe toprağı. Bolca bahçe toprağı karışımı var. O yüzden bu kadar daha güzel yaprakları. Çünkü bu biraz boydan uzun oluyor. Bu kısa. Bakın arkadaşlar. Çok güzel gelişim gösterdi. Topraklarından bakımından da dolayı. Bakın oradaki sardunyamın güzelliğine, çok küçüktü kışın. Bol rüzgarlı yeri çok seviyorlar. O yüzden rüzgarlı yere koydum. Ağaçlı olan yere bakın arkadaşlar. Bakın renkleri muhteşem yapraklarının. Gelişimleri böyle güzelleşti. Onu atmak istedim. Tomurcuklarının güzelliğini. Bakın arkadaşlar, bu ağacın sarı sarı pomponları var. Çok güzel. Süs bitkisi tabii ki. Yani ben ve parklarda gördüm çok. Ama çok güzel. Tam kapımın önünde. Bakın arkadaşlar. Bunların da gelişim durumu böyle. Çok güzel. Bu bardak menekşesi. Bakın coştu. Maşallah. Çok güzel. Bakın tomurcukları verdi. Şimdiden tomurcuklarımız hazır. Çünkü bunu ben güney tarafa koyduğum için bu kadar güzelleşti. Yapraklarının kenarlarına bakarsanız arkadaşlar, kontürlü beyaz beyaz çok güzel. Aldığımda böyle değildi. Ya güneş bakımından dolayı bilmiyorum. Bu kadar canlı değildi aldıklarımda yaprakları. Kocaman kocaman böyle cansız cansız duruyordu. Güneşli yerde, güney tarafı camdan ışık güneş vuruyor. Çünkü sabah vuruyor. Bir de bakın arkadaşlar, öğlen sonu da vuruyor. Yani 2'den sonra da. Bakın arkadaşlar. Yaprak güzelimiz. Rengi muhteşem. Boyu tabii ki uzun. Bu Diffenbachia'nın verigata hali olan çiçek. Çok güzel. Bakın fidelerini ayırdım ben öbür büyük çiçekten. Bunlar da kalanşolarım, diktiğim. Bakın arkadaşlar, bol çiçekli tomurcuklu almıştık. Bakın çok güzel saksıyı doldurmaya başladılar. Hele o pembe çiçek, gül tarzında olan, çok güzel duruyor. Bakın arkadaşlar. Güllerdeki durumlarımız. Güllerim yeşerdi. Çok güzel yeniden filizler verdi. Bakın. Bunu fide halinde dikmiştim, ceylan gözlüm. Biliyorsunuz bu saksıyı çok seviyorum diye. Bakın. Bol yeşil dalları olan saksım. Bakın. Bunlar da 3 tane, 4 tane oldular. Şakayık çiçeğimiz. Bunlar güllerimiz. Ben gülleri çok seviyorum. Bahçemiz olsa gülleri, her tarafa gül dikeceğim. Artık balkonda gelişmesi lazım. Birazcık bunlara unlu bit gibi bir şey olmuş ama ilaçlamam lazım. İlaç alacağım tabii ki. Burada da beyaz gülle sarı güllerim. Fidanı var. Bakın arkadaşlar.
Böyle un şeklinde ama. İlaçlama yapacağım tabii ki. Her yazın yapıyorum yani bahar başı. Sardunya fidelerim de güzel. Kışın dışarıda kaldı bu fideler. Bakın arkadaşlar, hiç donma, ölme olmadı. Kılıç çiçeğimin durumu. Yanındaki sakız sardunya coştu. Büyüdü. Bunlar da parlak Mustafa'lar. Yani parlak Mustafa çiçeği tabii ki bunun adı. Bakın arkadaşlar, bu sardunyam da çok güzel oldu. Yaprakları bol bol. Genel durumları böyle. Güzel geliştiler. Ben bunları sabah güneş alan kuzey tarafa koydum. Bakın arkadaşlar, bu da sardunya. Yeni aldığımız özel türlerden. Bakın, kurumaya dönünce pembe oluyor. Böyle alacalı. Bunlar sabah güneş alıyor. Bu da yerli sardunyamız. Kışın dışarıda kalan. Hiçbir şey olmuyor yerlilere. Yani öbür bodru olanları da dışarıda bıraktım, birkaçını denedim. Gördüğünüz işte fideleri, ölmedi karda. Kar üstünden geçti yani 3 defa. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ortadan büyüdü tekrar. Bu letizyamız da bebek verdi. Üstünden almıştım kışın. Bakın. Bunlardan yaprak aldım. Bakalım. Onları da bebek halinde yetiştirmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Kırmızı oldu bir tarafı. Bakın arkadaşlar, bunlar da salondaki çiçeklerim. Bu salon çamımız. Bakın, salon sarmaşım nasıl kendini ışığa, cama doğru vermiş arkadaşlar. Uzadıkça uzadı. Bakın nerede kalmıştık, kısalı. Bakın arkadaşlar, yani erken uzuyor gibi geliyor bana. Işığı gördükçe çok güzel oluyor ama biraz sanki burada ışığı çok almıyor. Güney taraftan getirdim. Yaprakları aşağı doğru, bakın, bükme yapmış. Bunları da yeni üyeler, evin üyeleri. Bakın arkadaşlar, bunları da beraber dikeriz. Çilli begonya. Bu begonyayı tam bilmiyorum, yeni gördüm. Bunun küçük yapraklıları vardı bende. Park ve bahçelerde dikilenlerden de. Bu büyük olan. Nasıl çiçek açtığını da bilmiyorum. Sizinle zamanla artık ben de göreceğim. Atmaya çalışacağım tabii ki video olarak. Videolarımı takip ederseniz de çok sevinirim. Yani takip edip
beğeni ve yorum yaparsanız ben de bunu sevinçle sizlerle her zaman çiçeklerimi paylaşacağım. Bakın arkadaşlar, çok güzel 11 ay çiçeği. Rengini bilmeden aldım bunu. Yani küçük tomurcukluydu. Bakın, o sardunyaları alınca arkadaş bunu da bana vermek istedi. Uygun bir fiyata aldım. Yani hediye değil. Arasına uygun olarak karıştırdı. Çok güzel bir rengi var. Bakın. Bunun gelişimi de bakın arkadaşlar. Bu puantiyeli olan begonyamız. Yani Alman begonyası diye biliniyor. Bakın arkadaşlar, gelişim durumu. Yeni yaprak verince kırmızı ve sarıya dönüyor. Sonra yeşile dönüş yapacak galiba. Bakın. Çok güzel gelişim oluyor. Kuzey tarafta ışık alan yerde sabah güneşi alıyor burası. Buradan da bakın, ondan fide halinde yaptım. Bu da kauçuğumuz. Bakın arkadaşlar. Bu kauçuk bitkisi küçücük bir şey. Yani şeyi, cinsi küçük olanlardan. Bakın, telgraf çiçeğimiz. Rengi muhteşem. Bunlar havayı temizleyen bitkiler. O yüzden onları bulunduruyorum çoğu. Bakın arkadaşlar, bunlar da aynen. Bu anaç olan Diffenbachia çiçeğimiz. Yanlış dediysem kusura bakmayın. Sürekli filizleniyor arkadaşlar. Sabah güneşi alıyor burası. Bakın arkadaşlar, o uzun uzun açanlardan değil, yaprağı uzun olurdu. Bakın bunun kısa. Bu gala çiçeği gibi açıyor tabii ki. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Rica etsem, abone olursanız da çok sevinirim. Hoşça kalın.